Ve konuşmanın içinde de bir musiki var. Tabii ki. Özellikle o eski dediğimiz kelimelerde, Tabii. Arapça bilhassa Farsça kelimelerde çok güzel bir musiki var. Kendi Tabii. prozodisi var. Evet. Dinlerken, bir şiir dinlerken mesela kendi içindeki musikiyi de duyuyoruz ve Tabii. bir şad oluyoruz onu Tabii. dinlerken. Öyleyse ben de bir tane kullanayım. Hadi bakayım. Lütfen. Tınısı var. Hatta musiki ile ilgili kitaplarda, dini eserlerde şöyle kelimeler geçer. Yani derli toplu bir manası da yoktur. Zemzeme, demdeme, velvele. Bunlar manası olmayan ama güzel olan sesler dersek belki biraz tarif etmiş oluruz. Mesela rüzgarın böyle ama fırtınalı rüzgarın değil, ahenkli rüzgarın yaprak hışırtılarından çıkarttığı sese zemzeme diyebiliriz. Evet, bir yağmur damlasının şıpıltılarına zemzeme, demdeme diyebiliriz. Velvele'de biraz öfke var. Bir grubun böyle biraz patırtılı, gürültülü bir mekana girmesi, velvele. Efendim, kulak bunlardan hoşlanıyor aslında. Demdeme, zemzeme, velvele, efendim. Hadiste de var böyle şeyler, efendim. İnsanın kulağına hoş gelecek sesler tavsiye ediliyor mesela. Salatü selam değil mi? Şimdi o tekbiri Allahu Ekber demek de muhakkak bizi mutlu eder. Ama itrinin tekbirini dinlemek gaş gider. Evet. Mekanı cennet olsun. Amin Ne ya Rabbi. güzel bestelemiş. Ya evet. Hatta meşhur tarihçilerimizden Abdurrahman Şeref Efendi'nin Tarih Müsahabeleri isimli eserinde okumuştum. Bizim bu Jön Türkler vardır. Jön Türkler biliyorsunuz Abdülhamit düşmanlığı yapıp da efendim Paris'e giden, efendim orada da yine aleyhte çalışmalar yapan. Ama itiraf edelim ki biraz da iyi niyetle yapıyorlar bu işi. İnsan hem iyi niyetle de kötülük yapıyor. Neyse, işte bir bayram arefesi, bugün de bayram arefesi değil mi? Paris'te Jön Türk dediğimiz bu gençler grubu toplanmışlar. Efendim, bayramı kutlayacaklar. Fransız gençleri de varmış. Onların da Jön Türkleri var, Jön Fransızları var. Ha. Efendim, önce Fransızlar milli marşlarını söylemişler, Marseillaise. Şimdi bizimkiler de marş söyleyecek ama bir şey bilmiyorlar. Zor durumda kalmışlar. Nasılsa birisinin aklına gelmiş, tekbir getirmeye başlamışlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Çok iyi. Teşrik tekbiri. O kadar güzel söylenmiş ki bu marş, o toplulukta bulunan Azaryan Efendi diye bir gayrimüslim de iştirak etmiş. O da tekbir getirmeye başlamış. Efendim, bu da bizim milli marşımız Evet. deyip hoş bir manzara ortaya çıkmış. Ve Itri öyle bestelemese sanki başka türlü okunamazmış gibi geliyor. O kadar o melodi onun Evet, içinde öyle gömülü ki. yerleşmiş ki Evet. dediğiniz gibi sanki başka türlüsü olamazmış gibi. O kelimelerin içinde o musiki gömülüymüş sanki. Kendi prozodisiymiş Evet, gibi tabii hiç. ki musiki çok geniş kapsamlı bir kelime. Gönül dilidir. Biz onu müzik yaptık. Müzik yanlış bir kelime demiyorum. Ama musikinin yanında küçük kalıyor. Eskilerin şöyle bir sözü var. Musiki alimlerin sözüdür bu. Musiki alimin ilmini, aşığın aşkını, fasığın fıskını artırır. Dinleyene göre değişir. Ta eskiden beri tarihte efendim müzik haram mı helal mi tartışmalara yapılmıştır. Mutlak haramdır diyemezsin, mutlak helaldir diyemezsin. Senin ulvi duygularına hitap ediyorsa niye haram olsun? Sen de hayvani, affedersin, şehvani duyguları uyandırıyorsa tabii ki haram. Ölçü bu. Evet. Yoksa Hazreti Davud'dan beri güzel sese itibar edilmiştir. Davudi sesi var diyoruz bakınız. Hatta Elest bezminde
ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna, evet. Bela evet Rabbimizsin dediğimizde ondan çıkan sesin, musikinin evrendeki yankılanmasını hala arar musiki şinaslar derler Tabii tabii. Hocalarımız. Efendim kulağı hassas olan insan için her an güzel musikiyi dinlemek mümkündür. İkindi namazından sonra Eyüp Sultan Camii'nin avlusundaki tarihi çınarların üzerindeki orkestrayı dinleyebilirsiniz, kuş sesleri. Değil mi? Allah dostlarından birisi bir ırmağın kenarından geçerken kurbağa sesleri duymuş. Vak 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 vak. Ya ne güzel de hak hak diyorlar demiş. Değil mi? Nasıl öyle anlıyor. Dinlediği. Evet. O bakımdan zahiren çirkin gibi görünen şeylerde de bakış açısına göre güzelliği keşfetmek mümkündür. Efendimizin bir köpek ölüsünde güzel dişlerini görmesi gibi. Evet. Güzel bakınca güzel evet, görüyor güzel insan. Bakan güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Eyvallah. Diye güzel sözlerimiz var. Eyvallah. Peki değerli hocam, ilme verilen kıymet şüphesiz çok değerli ve biz toplumca bunun önemine gayet ikna olmuş durumdayız. Ama bu okuma uğraşıyla ilgili özellikle bir çocuğun dünyasında kitabın anlamıyla ilgili şu sıra çok zorlanıyoruz. Yani kitabı okutmakta, eline vermekte, dijital dünya çok çağırıyor tabii. Sizde okuma sevgisi nasıl gelişti? Böyle kitap okuyan, kitap seven bir çocuk olduğunuzu geriye doğru gittiğinizde en erken hangi yıllarda hatırlıyorsunuz? İlkokul kitap? Yıllarında. İlkokulunu köyümde okudum. Şimdiki gibi evlerde radyo, televizyon, ışık, elektrik yok. Uzun kış gecelerinde böyle yaşlı insanlar mahallemizde kitap okuttururlardı bana, okuman güzel diye. Halk hikayeleri, Battal Gazi hikayeleri, Hazreti Ali Cenkleri, efendim işte Evliya Menkıbeleri, Köroğlu, Leyla ile Mecnun, öyle kitaplar. Bunlar böyle basit Türkçe ile yazılmış, rahat anlaşılsın diye, renkli renkli kapakları olan, akıcı. Küçük küçük kitaplardı. Seyyar satıcılar vardı eskiden, çerçi dediğimiz. Onlar gelirlerdi. Bizim köy büyüktür, kasabadır. Şu anda 5000-6000 nüfusu var. Ulu Cami'nin önünde sergilerini açarlardı. İncik boncuk gibi şeyler arasında bu türlü kitaplar da vardı. İşte daha o zaman almışımdır ben o kitapları. Yumurtayla. Evet, eşyayla da satarlar onlar. Takas usulü. Evet. Buğday, bulgur, yumurta. Para yok ki şimdi. Şimdi gibi mi? Efendim. İşte o kitaplardan o yaşlı insanlar ki bunlar okuma yazma da bilmezler. Dinleme ama dinliyorlar. Hoşlarına gidiyor. Televizyon ya da radyo gibi bir işlevi tabii, tabii. var. Bir de böyle güzel okuyanı bulurlarsa dikkatle dinliyorlar. Öyle şu, bana bir heves geldi bu kitapları o zatlara okurken. Arada sırada mahallemizin camisine, özellikle Ramazanlarda giderdim. Orada Osman amca diye, Allah rahmet eylesin, mahallemizin büyüklerinden biri vardı. Bir kitaptan vaaz ederdi böyle, ufak bir kitap. Ben de hoşuma gidiyordu. Bir gün dedim, Osman emmi ben de okuyayım o kitabı, verir misin dedim. Verdi. Yani böyle böyle benim hevesim arttı. Evet. Ha, tabii daha da önemlisi ilkokuldaki iki hocam, Necati öğretmenle İsmet öğretmenin sınıfa kitapla gelmeleri, bazı hikayeler anlatmaları, efendim böyle o kitapları tutuşu, sayfaları çevirişi bile dikkatimi çekmişti dedim. Böylece ben de kitap okuma hevesi başladı. Yoksa ailemde okur yazarı yok. Ümmi ya, annem de babam da. Evet. Böyle başladı. Allah'a şükür bu yaşa kadar o sevgi hiç azalmadı. Kitapla koalisyonumuz tek parti iktidara gibi gidiyor sağlam. Ne kadar koalisyon olsa da eyvallah. Efendim güzel bir koalisyon bu. Zaten bir Müslüman kitapla koalisyon kuracak. Kitapla ortak olacak. Kitap. Kütüphanesi olacak. Evet. Kütüphanesi olmayan ev biraz mezarlığa benzer dersek belki biraz aşırı olur ama doğrudur mana olarak. Evet. Nereden kitapsız beslenecek olmaz. Ki değil mi? Yani, hani kitap evet, olmadan evet. Nereden beslenecek? Kitap gibi adam diyorlar bu. Ya. Evet. Değil mi? Öyle adamlar da var ha. Evet. Çok bilgili insanlara öyle deniliyor. Evet, ayaklı evet. Kütüphane deniliyor. Hı hı. Yürüyen kütüphane deniliyor. Evet. Canlı kitap deniliyor. Eyvallah.
ayaklı kütüphane. Evet. Bu sınıfa kitapla gelirlerdi dediğiniz hocalar tabii ki rol modelimiz, çok kıymetli, çok önemli. Bazen hayatında böyle çok kritik dokunuşlar da yapabiliyor hocalar. Sizin ilkokul öğretmenlerinizden birinin sizin hayatınızda böyle çok kritik bir dokunuşu var. Yazarlık serüveninizle de ilişkili denilebilecek. Ondan bahsedebilir miyiz hocam? İsmet öğretmendi o. Konyalıydı, Akşehirli. Konya Akşehirliydi. Zannedersem ilk öğretmenliğiydi. Böyle kısa boylu ama babacan, öğrencileri çok sever. Öğrencilerle bir oynardı. Evet. O kadar böyle seviyordu yani talebeleri, öğrencileri. O söylemişti işte, tabii bu benim merakımı, ilgimi de fark etmiş olmalı ki. Oğlum sen dedi ortaokulda okudun ama ilkokulu bitirdikten sonra. Tabii hocam, hocam demiyoruz ama. Tabii öğretmenim yani. Liseyi de okuyamıyorum. Peki öğretmenim. Üniversiteye de gittim. Peki öğretmenim. Bana bak dedi, belki ileride yazar falan da olursun sen de ha, bu gidişle dedi. Bana mektup yazayım mı dedi, yazar olursan dedi. Belki de biraz da şaka mahiyetinde söyledi bunu. Bak dedi, adresimi vereceğim sana dedi. Adresini verdi. Kileci Mahallesi Mektep Sokağı No. 46 Akşehir Konya. Ya. Evet. Değil mi? Necati öğretmen öngörü vardı, Erzurumlu. Hı hı. Efendim, o da aynı şekildeydi İsmet, hı hı, öğretmen gibi. Hepsinin mekanı cennet olsun. Öğrenciyi, insanı, çocuğu esas olan sevdirmektir. Evet. Zorla olmaz. Kitap oku. Vaktini boşa geçirme. Yok. Şimdi soruyorlar, ne yapıyorsun? Boş vakitlerimde kitap okuyorum diyor. Bu söz boş bir söz. Boş vakitlerinde. Kitap bir boş zaman aktivitesi değil ki, bizatihi hayatı çok doldurabilecek ve tabii anlamlı bir eylem. Ciddi iştir. Eyvallah. Sizin... Mizah ciddi iştir deriz ya. Kesinlikle, aynı onun gibi. Kitap okumak da ciddi iştir. Harika. Onun ciddiyetine bizi uyandıracak, sevk edebilecek hocalarımızın olması da çok büyük bir tabii nasip, çok büyük bir şans, tabii, diyelim. Değerli hocam, kısa bir ara vereceğiz müsaadenizle. Ondan sonra tekrar burada olacağız. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aranın ardından biz saat başında tekrar burada sizlerle olacağız. Görüşmek dileğiyle efendim.